Illustrator programı içinde farklı işlemleri yerine getiren pek çok seçim aracı bulunmaktadır. Bu araçlar nesneleri seçmek, hareket ettirmek ve tekrar şekillendirmek için kullanılır. İlk kullanacağımız araç da Selection Tool'dur yani seçim aracı. Seçim aracı program içinde kullanacağımız en temel araçtır. Sahne içinde herhangi bir elemanı seçmemize yarar. Böylelikle o anda hangi eleman üzerinde bir işlem yapacağımızı da belirlemiş oluruz. Seçtiğimiz nesnenin etrafında o nesnenin seçildiğini belirten bir dörtgen belirir. Dikkat ederseniz burada seçtiğimiz en üstteki kare veya bir resmi de aynı uygulamayla seçebiliriz. Eğer seçme aracıyla birden fazla nesneyi aynı anda seçmek istiyorsak basitçe mouse'un sol tuşuna basıp bir çerçeve çizmemiz yeterli olur. Mouse'un tuşunu bıraktığımızda çerçeve içinde kalan cisimler birlikte seçilirler. Bir, birden fazla objeyi seçmenin bir yolu da Shift tuşuna basılı tutmaktır klavyeden. Shift'e basıp farklı objelere bastığınızda onları da seçtiğinizi görürsünüz. İkinci seçim aracımız ise Direct Selection Tool yani direkt seçim aracıdır. Bu objenin tümünü değil de objeyi oluşturan petleri yani yolları ya da anchor pointleri yani onun oluştuğu noktaları seçmenize yarar. Dikkat ederseniz üzerine geldiğinde anchor run mu seçileceğini veya petin mi seçileceğini Illustrator Size bildirir. Bir ankor noktasını seçtiğinizde dikkat ederseniz içi koyu bir kare haline alır. Seçilmeyen noktalar ise beyaz boş karelerdir. Pet'i seçtiğinizde ise ona özgü hareketleri pet'e yaptırabilirsiniz. Sihirli değnek aracı bir başka seçim aracıdır. Renklerin toleransına göre çalışma mantığına sahiptir. Örneğin burada içi kırmızı olarak dolgulanmış iki tane şeklimiz var. Eğer dikkat ederseniz araca tıkladığımda iki dolgunun da seçildiğini görürsünüz. Aynı şekilde burada mavi dolgu ve mavi dış çizgiden oluşan bir obje görüyorsunuz. Buna tıkladığımda da hem içinin hem de dışarıdaki çerçevesinin seçildiğini görürsünüz. Magic Wand'ın ayarlarını yapmak için yani nasıl renkler arasında bir tolerans sağladığını bulmak için de üzerine çift tıklayarak açılan menüden istediğiniz değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Kement aracı Lasso Tool doğrudan seçim aracının biraz daha özgürce kullanılan bir versiyondur. Noktaları ve kenarları tek tek seçmek yerine Mouseunuzla özgürce hareket ederek istediğiniz kadar kenar ve noktayı içine alabilirsiniz seçiminizin. Ben burada seçim alanını bıraktığım anda biraz önce dikkat ederseniz içi dolu olan karelerin seçildiğini, dolu olmayanların seçilmediğini söylemiştik. Burada çizdiğimiz çerçeve şurayı almıştı içine, oradaki iki noktayı ve arada kalan yeri de seçmiş olduk böylece. Bu istersek daha geniş bir seçim yaparak Yine noktalara dikkat ederseniz üst tarafta kalan anchor point'leri seçtik fakat alttakileri seçmedik.